AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarıma, tüm mensuplarımıza buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerime grup ve parti yönetimimizde yaptığımız değişiklikleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Grup Başkan Vekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere daha önce de aynı sorumluluğu yürüten Genel Başkan Yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için şahsım, tüm arkadaşlarım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda, farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerin de takdiriyle bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Genel merkezimizde boşalan sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanlığına da merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimizden Balıkesir milletvekilimiz Belgin Uygur'u görevlendirdik. Belgin Hanım'a da genel merkezimizde tevdi ettiğimiz yeni sorumluluğunda başarılar temenni ediyorum. Bilindiği gibi Almanya'nın Solingen şehrinden 1993 yılın Mayıs'ında milletçe yüreğimizi yakan acı bir haber almıştık. Alman ırkçıları tarafından kundaklanan bir evde 5 vatandaşımız yanarak hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde genç ablamız Avrupa'daki Türk ve Müslüman düşmanlığıyla mücadelemizin adeta sembolü haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bugün de Amasya'da ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Mevlüde genç hanımefendiye Allah'tan rahmet dilerken Avrupa'daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlık dalgasıyla mücadelemizi ondan aldığımız ilhamla sürdüreceğimizi de ifade etmek istiyorum. Hep birlikte ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza da atfen söylüyorum. Ruhi için El Fatiha. Değerli kardeşlerim, yarın 3 Kasım 2022, yani iktidara gelişimizin müjdecisi olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin 20. yıl dönümü. Aziz milletimizin takdir ve teveccühüyle 3 Kasım 2002 tarihinde başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. Rabbimize bizlere her karışı mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu vatana hizmet etme, milletimize hizmetkar olma şerefi verdiği için hamd ediyoruz. Girdiğimiz 15 seçimin tamamında demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun her adımında bizlerden desteğini, hayır duasını esirgemeyen Necip milletimize tüm fertleriyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi, milletimizin hak ettiği hizmetlere kavuşması için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev yapmış tüm yol ve dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Geride hayırla, güzellikle, takdirle anılacak eserler bırakarak ebediyete irtihal eden tüm arkadaşlarımızı, özellikle de partimiz saflarında mücadele ederken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen dava erlerini burada rahmetle yad ediyorum. Kuruluşunun üzerinden 1,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen milletin güvenine mazhar olmuş bir kadro olarak tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Allah'a hamdolsun. 81 vilayetimizin her ilçesinde, her mahallesinde, her köyünde, velhasıl vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan, hayat kalitesini yükselten, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Sadece sınırlarımız içinde değil, Balkanlardan Afrika'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya, dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız 20 yılda bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını ülkemize kazandırmayı başardık. Birileri sürekli engellemenin, engel çıkarmanın, takoz olmanın peşinde koşarken biz eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, spor tesisleri, bütün bu alanları güçlendirdik. Yollar, konutlar, havalimanları inşa ettik. Fakir fukaraya, garip kurabaya biz sahip çıktık. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtardık. Ülkemizi pek çok yenilikle tanıştırdık. Asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık. Yatırımlarla birlikte hak ve özgürlüklerde de Türkiye'yi dünyanın parmakla gösterilen ülkelerinden birisi haline getirdik. Milli iradenin üzerinde yıllardır demokrasinin kılıcı misali duran ne varsa gerektiğinde canımız pahasına verdiğimiz mücadeleyle hepsini de tehdit olmaktan çıkardık. Ülkemize 20 yılda kazandırdıklarımızı teker teker saymaya kalksak değil saatler, günler, haftalar yetmez. Rabbim ömür boyu bizi birbirimizden ayırmasın inşallah. Gençler, elbette bu süreçte sokak teröründen darbe girişimlerine, vesayet teşebbüslerinden partimizin kapatılma davasına kadar pek çok saldırıya, pek çok hainliğe, sayısız hukuksuzluğa maruz kaldı. İrademizi kırmak, bizi hedeflerimizden vazgeçirmek, milletimizle aramıza nifak sokmak için ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Cumhuriyet mitinglerinde ordumuzu kışkırtarak, gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe vererek,
17-25 Aralık girişiminde yargı ve emniyet birimlerimizi kullanarak, Çukur eylemlerinde vatan topraklarının bütünlüğünü hedef alarak, 15 Temmuz gecesi doğrudan canımıza ve demokrasimize kast ederek, velhasıl